Özür dilerim oğlum. Sen bunları hak etmiyorsun oğlum. Sana bu pisliklerden temizlenmiş, güneş kadar parlak, gökyüzü kadar aydınlık bir gelecek lazım oğlum. Ali! Ali! Bu hep böyle olacak Elmas. Benim peşimi hiç bırakmayacaklar. Neredesin Ali? Her şeyi kaybettin. Yalnız sen değil, etrafındakiler de kaybetti. Sen bana dur dedin. Yapma dedin. Adaleti ben sağlarım dedin. Sana güvendim Savcı Ömer. Ama sen durmadın. Bir dolu insanın canını yaktın. Ben kimsenin canını yakmadım. Onlar benim ateş olduğumu bile bile geldiler. Şimdi karşıma geçmiş, sen kaybettin diyorsun. Ben kaybederek büyürüm Savcı Bey. Acı çekerek büyürüm. O dosyalarda bunlar yazıyordu, iyi okumamışsın galiba. Ben bu dava için babamı kaybettim. Anamı kaybettim. Süreyya'yı kaybettim. Dostlarımı kaybettim. Ama vazgeçmedim. Ben bu hayatta kendime değişmez bir yol seçtim Savcı Bey. Bu dünyanın hesabı ahirete kalmaz. Çünkü benim adım Tatar Ramazan. Benim babam bir kahraman. Adı da Tatar Ramazan. Kahramanların tek bir tanrıması da olmazmış. Bir dirtermiş, öbürü başlarmış. Bu masallar başka başka şehirlerde geçermiş hep. Birileri geride kalır, birileri yoluna devam edermiş. Ben burada annemi bırakıyorum. Sonsuza kadar uyuyacak o. Babamı bırakıyorum. Hem de karanlık bir zindanda. Ama biliyorum ki o sadece benim babam değil. O bir kahraman. Ve kahramanlar çocuklarını hiç yalnız bırakmazlar. Çünkü onu benim kadar çok seven bir sürü insan var. Ona dua edecekler, ona yardım edecekler. Biz kavuşalım diye. Çünkü biliyorum ben. Bir mucize olacak. Canım babam yine gelecek yanıma. Biliyorum ben. Bir mucize olacak. Çünkü o bir kahraman. Mucizeler sadece kahramanların başına gelmiş. Af kanununu dün gece yapılan uzun mütalaalar ve müzakerelerin ardından kabul etti. Af'tan istifade eden mahkumlar, kanunun yayınlanıp meriyete girmesinden sonra fasılalı olarak 15 gün içerisinde tahliye edilecek. Biliyordum ben. Devlet ve bayrak olacaktı. Biliyordum. Babamla yine konuşacaktı. Çünkü mucizeler sadece kahramanların başına gelecek. İdam gerektiren suçlar, hırza geçme, kadın ticareti suçları, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, askeri isyana teşvik, orman suçları, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçları, Türk parasının kıymetini koruma kanununa muhalefet, vazifeyi suistimal ve mükerrer suçlar ise affedilmeyecek.
Umarım yaptığın hataları bir daha tekrarlamazsın. Umarım ailenle ve sevdiklerinle mutlu olursun. Dışarıda yepyeni bir hayat seni bekliyor Ramazan. Savcı Ömer. Adalet nerede haklarını kaybederse ben yine orada olacağım. O zaman yine görüşeceğiz. Yanındayız. Annem hep böyle uyuyacak, değil mi baba? Evet oğlum. Biz onu unutmadıkça da hep yanınızda olacak. Zaten hiç unutmayız ki biz onu. Ramazan. Söyle. Öyle korktum bir an işte. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Ya bir şey olur da kavuşamazsın? Ya beni bırakıp gidersin? Sen benim alın yazımsın. İnsan alın yazısını bırakıp gider mi? Çamaşırlar, eyvah! Çok geç kaldım ben. Ağlama baba. Annem ağlarken görmesin seni. Biz gidiyoruz. Sana veda etmeye geldik. Oğlumuz için. Kerim'in geleceği için. Seni hiç unutmayacağım. İnsanacağım, insanı unuturum.
Nerede kaldı bunlar ya? Kızım baban nerede? Odasında. Allah Allah. Ramazan abisi geliyor, hala aşağı inmedi. Ben bir bakayım şuna. Ramazan abin neredeyse gelir. Seni bu halde görmesin. Haklısın Sabiha abla. Senin de aşağı, ben de geliyorum şimdi. Tamam. Seni o çavuş denen soysuzun elinden alacağım. Az kaldı. Ramazan Bey fakirhanemizi şereflendiriyor nihayet. Sevinçten ağlayacağım. Fener alayıyla bando nerede? Sefahat günlerim bitiyor. Paçalarım tutuştu tabii. Elmascığım. Tamam. Çalışıyorsun. Şirkete para kazandırıyorsun. Ama bana karşı hep bir hırçınlık. Hep bir öfke. Çok ayıp. Şimdi seni bu trabzanlardan aşağı atardım ama dua et Ramazan abi geliyor. Bir dahaki sefere artık. Mas. Allah'a şükürler. Koçum. İyi misin? Sevda, kocaman olmuşsun. Ramazan hoş geldin oğlum. Hoş bulduk abla. Senin hakkını nasıl öderim ben? Aşk olsun, ne demek öyle? Baksana. Ne güzel bakmışsın oğluma. O bana Süreyya'nın tek hatırası. Hoş geldiniz Ramazan Bey. Hoş bulduk Fehmi. Sizinle teşrif etmenizle büyük bir aile olduk. Elmasıyla, Ebru'suyla, Melkon'uyla, Sabiha'sıyla ve ben ne kadar mesut olduğumu anlatamam. Elmas'a da söyledim demin. Ramazan Bey gelse de iki lafın belini kırsak dedim. Ama şu talihsizliğe bak işte. Ben de tam bir yurt dışı seyahatine çıkıyordum. Avrupa'ya. Sizler hasret giderin. Öpüşün, kucaklaşın. Ben artık dönünce dahil olurum bu tatlı muhabbet. Benim senin yola çıkmadan önce şirkete uğrayıp tonla evrak imzalaman gerekmiyor mu? Burada çene çalacağına git işini hallet. O zaman görüşmek dileğiyle. Sevgiler. Hadi biz de içeri geçelim. Yol Bey, vallahi çok mutluyum, billahi çok mutluyum. Sen niye mutlusun ki lan? Pavyonu ben açıyorum. Her şey senin sayende ortağım. Bununla üç oldu, Allah gerisini güç etmesin. Hadi, hayırlı olsun bakalım. Maşallah, maşallah, vallahi maşallah. Lan, hayır ben sizin sazınıza telinize lan. Sabahtan beri gıy gıy. Bitmedi mi lan da? Ne kaldı lan burada açılışa? Çavuş gelmeden her şey hazır olacak demedin mi? Ulan yeni mi aklına geldi masa ortası sermek? Bu ne lan? Rıza, Hamdi! Gelin lan! Değiştirin şunu. Maşallah. Şu hale bak. Adeta bir renk cümbüşü. Eğlence vahası. Bravo. Yavrum,
Bir tanem. Ah Seli, sürme demedin mi lan şunu? Saçlarını okşayamıyorum. Buralar niye hala hazır değil bak? Bak, niye hala yarım yamalak burada işler? Neden ben gelmeden halledilmedi? Bak, ortağıma mahcup oldum şimdi. Az kaldı çavuş, merak etme sen. Hoş geldiniz. Çavuş, size böyle yanar dönerli bir meyve tabağı hazırlatayım mı? İyi, aşağı gönder. Mazot da göndereyim mi? Yok, yok ben almayayım. Şişkinlik yapıyor bende. La git. Ortağım gel. Ben seni yeşil cennetine götüreyim, gel. İdam mahkumu Firari Elmas sizlere emir. Yılmaz var artık. Yılmaz Avcı. Bazı arkadaşlar var İstanbul'da. Onlar ayarladı sağ olsunlar. Aslında benim seninle konuşmak istediğim o kadar çok şey var ki. Ben Kerim'i odasına götüreyim. Akşam yemeğine kadar dinlenir biraz. Hem belki de uyur. Ha? Sen anlatacak mısın Ebru abla? Anlatırım tabii. Annemin odasını anlat yine. Uyuyan güzel kızı anlat. Ramazan, sen de çok yoruldun. İstersen biraz dinlen. Size ayıp olmayacaksa? Ne olur mu oğlum, tabii. İşte burası. Yan odada Kerim'in odası. Yakın olun istedim. Umarım eksik bir şey yoktur. Üstünü değiştirmek istersen. Ben seçtim hepsini. Umarım beğenirsin. Sağ ol Ayşe de hiç gerek yoktu buna. Ben aşağı inip hazırlıklara bakayım. Ayşe? Beğenmedi. Hiçbirini beğenmedi. Ona biraz süre tanımalısın. Bütün bunlar onun için o kadar yeni ki. Bambaşka bir dünyadan geldi. Sabiha abla yemek yapıyordu, ben ona yardım edeyim. Yeşili sevelim, yeşili koruyalım. Oo, alev alev, maşallah maşallah. Çavuş, dikkatli ol. Burası sakın baskın yemesin. Bir anda her şeyi ateşe atmayalım. Allah muhafaza, yanarız sonra çavuş, unutma bunu. Biz ne zaman basıldık ki benim kıymetli ortağım? Sen yine de ayağını denk al. Evet. Dikkatli olmakta her zaman fayda var. Unutma bunu. Ve sübhanallah. Ortağım. Hı. Asıl o mevzu ne oldu? Bu iş çoktan halloldu. Beyefendi bir adam tahsis etti o iş için. Ses duydum da korktum. İyi misiniz? İyiyiz. İyiyiz. Yok bir şey. Birazdan yemek hazır olacak. Tamam.
baba? Yok bir şey oğlum. Baba benim çıktım. Yakışıklı oğlum benim. Gideriz şimdi. Konuşabilir miyiz? Bir şey mi oldu Ramazan? Bu Ekrem ne çavuş. Size Kerim'e dokundu mu hiç? Bir zarar verdi mi? Yok. Biz onlara dokunmuyoruz. Onlar da bize dokunmuyor. Emin misin? Yemek hazır. Hadi sofraya. Burada yazıhane. Defterler, evraklar, faturalar hazırdır umarım. Ekrem Bey, beni bir kontrol etmemi ister misiniz? Sonra maliyeyle, zabıtayla başımız derde girmesin. Yemin ediyorum, seni görmekten içim tiksindi ya. Cezaevinde bu, İstanbul'da bu, kumarhanede bu, pavyonda bu. Gel, hacet giderirken de kontrol et bari. Ne çıkıyor? Gelir Ekrem Bey'e bildirirsin. Ya bu adam her zaman bizimle gelmek zorunda mı? Tabii ki gelmek zorundayım. Ben Ekrem Bey'in sağ koluyum. Ben de sol koluyum anasını satayım. Yeter. Siz hep böyle Sabih Sübyan gibi kavga mı edeceksiniz? Çavuş, Hamit Bey benim idari müdürüm. Tabii ki benimle birlikte iş takibi yapacak. Çünkü ben Ekrem Bey'in sağ koluyum. Gir. Gel. Ekrem Bey, Kenan diye biri geldi. Gelsin. Gel. Kim la bu değişik? Beyefendinin gönderdiği. Evet, seni dinliyorum. Ramazan İstanbul'a geldi, eve yerleşti. Şimdilik bir sorun yok. Nerede abuk subuk adamlar buraya toplandı ya? Şekline şemaline seni. Sen gözünü Ramazan'ın üstünden ayırma sakın. Attığı her adımdan haberim olacak. Merak buyurmayın. Gidebilirsin. Kızılderili mi la bu? Beyefendi bunu niye yollamış ki? Hem biz Ramazan'ı niye takip ediyoruz? Kafasını keserim gitsin. Saçmalama. Savcı Emret İstanbul'a geri dönmüş. Ramazan'a bir şey olursa sence kimi suçlayacak? Birkaç aya kadar parti kurulacak. Seneye de seçimler var. Yanlış bir hareket bütün siyasi hayatımı bitirir benim. Beyefendi bir kalemde üstümü çizer. Artık bu oyunu çok dikkatli oynamalıyız. Ben gidiyorum. Sakın söylediklerimi unutma. Sonra konuşuruz. Açılışa kalaydınız. Bir dahaki sefere inşallah. İşimiz var. Sen boşuna konuşuyorsun Ekrem Bey. Ben iki tane mezar kazmışım. Biri bana, biri Ramazan'a. Sen hep böyle içiyor musun Elmas? Yok abi. Sen geldin diye. Ramazan, yarın sabah şirkete mi gitsek? Yarın erken belki birkaç gün dinlenmek istersin. Abi hiç beklemeyin. Geç otur hemen işlerin başına. Yapacak o kadar çok şey var ki. İstanbul artık bizim. Masan seni bekliyor. Aynı babamın vasiyet ettiği gibi. Herkes buradayken konuşalım. Ben dayıyı çok severdim. Babam gibi. Ayşe sağ ol. Oğlumla bana kimsenin yapmayacağı iyilikleri yaptın. Ama ben bu vasiyeti daha önce de reddettim. Dayının her şeyi Fehmi'nin ve senindir. Malın mülkün sarhoşluğu tehlikelidir. Benim kimsenin malında mülkünde gözüm yok. Ben baba mesleğine geri döneceğim.
Demircilikten başka bildiğim bir şey yok. Oğlumu da alıp daha küçük bir eve geçeceğiz. Artık kimseye yük olmak istemiyorum. Yük ne demek Ramazan? Burası senin de evin. Orası senin şirketin. Ramazan abi. Biraz daha düşün. Benim kararım kesin duramaz. Bilirsin. Tabii abla. Çocuklar. Çocuklar. Hadi yatmayın. Gel artık. Gel oğlum. Babacık cezaevine geldiğin ilk günü hatırlıyor musun? Akseli beni öldürmek üzereydi. Bıçağı boğazıma dayamıştı hani. İşte İstanbul öyle bir bıçak. Ve hepimizin gırtlağında. Hemen böyle kestirip atma. Ben yine beraber savaşacağız zannediyordum. Ben yine omuz omuza olacağız zannediyordum. Ama sen bilirsin. Herkese afiyet olsun. Yüzün gülsün biraz. Adam dünyaları serdi önüne. Az solist oldu. Hala bir afralar, tafralar. Git Sedat. Git Sedat. Niye hala giyinmemiş benim fındık burumu? Doğruyu söyle. Beni mi düşünüyordun yoksa elmasını? Tabii ki yakışıklı elması. Ben olsam ben de kendimi düşünmem. Baksana tipsizin teki. Ama mukadderat işte. Bir kızı 10 kişi ister, 1 kişi alır. Aradan 2 yıl geçti. Umut artık şu zaten bitmiş bir adam. Onun ne Ramazan abisi ne de it kopuk arkadaşları kurtarabilir. Buna Bizans. Burada Allah'ın cebinden peygamberi çalarlar. Onu yarım saat içinde öldürür. Boğazın balıklarına yem ederim. Zaten kaçak göçek yaşayan zavallı bir idam mahkumu. Kimse cesedini bile aramaz. Ne elması çavuş? Elmas kim? Nereden çıktı şimdi bu? Ben akşama ne giyeceğim onu düşünüyorum. Kostümüm yok. Çavuş çiçekler. O zaman ben de sana bu çiçeklerden bir elbise yaparım. Fındık burunlum. Abla bu elmasın hali ne böyle? Gündüz vakti buram buram alkol kokuyordu. Masadaki halini gördüm. Nesi var bu çocuğun? Hep o kız yüzünden. Melko'nun kızı Alin. Thank you.
Görecekler seni, yaşatmayacaklar. Ben zaten yaşamıyorum ki sensiz. Nefes bile alamıyorum. Unut beni Elmas. Unut. Halin, unutmamı isteme benden. Unutmam, unutamam. Çıktıyken geldi buldu Melko'nu. Belalısı bunu pavyona satmış. Elmas da bir başına gitti çekti aldı bunu batakhaneden. Sonra saklı köye getirdim. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Elmas vuruldu bu Ali'ne. Ali'nin neredeyse Elmas da onun peşinde. Oğlum bu Elmas'a göz kulak ol. Senden başka kimsenin lafını dinlemez. Bunu söylemek bana düşmez ama... burada herkes senin gelmeni bekledi. Senin gelip yanlış olan şeyleri düzeltmeni bekledi. Bu insanları yüzüstü bırakma. Ben gideyim artık. Size iyi geceler. İyi geceler kızım. İyi geceler. Ebru'cum sen bütün gece araba kullandın çok yoruldun. Bu gece iyi dinlen tamam mı canım? Hatta hiç sen yarın işe gelme. Yok Ayşe'cim çok işim birikti gelmem lazım. Tekrar iyi geceler. Şans getirsin o fındık burnum bana. Benim güzeller güzeli sevdiceğim. Arkadaşları biter bitmez eve gidelim de baş başa kalalım. Ama önce bir öpücük ver bana. Yeminle dudak tiryakisi yaptı bu kız beni. Haydi kemik. Dübeş. Yine topladık enayi vergisini. Çavuş ben eve gidiyorum. Çok yorgunum. Dikkatli ol. Yanına bizim çocukları al. Tek başına gitme. Zaten nereye gitsem dibimdeler.
Ramazan. Bir şey konuşabilir miyiz? Konuşalım. Ben ilk günden üzerine çok geldiğimin farkındayım. Ne olur kızma bana. Kızmadım. Ben düşündüm ki ne karar verirsem ver hep yanında olacağım ben. Sağ ol. Söyle kim gönderdi sizi? Kim gönderdi lan? Elmas değil mi lan o? Yolda köpek var. O zaman ben bu köpeği ezeceğim. Dur lan! Akseli dur! Ya dur! Dur bir yere dur! Dur! Yanlış yapıyorsun Elmas! Bırak lan kızı! Sedat! Denge geri dön, gitme adama! Binin arabaya. Binin arabaya. Öldür beni Elmas. Öldür beni, bitsin artık bu eziyet. Halim. Gidelim buradan. Elmas olmaz. Olmaz işte, anla artık. Ya beni öldür. Ya da git. Onlar bir ordu. Kocaman bir ordu onlar. Onlarla başa çıkamazsın. Başa çıkamayız. O yüzden ya beni öldür. Ya da beni unut. Halim, ben senin için her şeyi yaparım. Benim için gerçekten bir şey yapmak istiyor musun Elmas? Git kendine yeni bir hayat kur. Git mutlu ol. Beyefendinin
Size bu teşebbüste çok güvendiğini bilmelisiniz. Kendisi yeni bir İstanbul hayal ediyor. Gece kondulardan arınmış, muasır yapılarla donatılmış, büyük bir kent olmalı İstanbul diyor. Beyefendinin hayallerini gerçekleştirmek için her şeyi yapabileceğimi biliyorsunuz. Ekrem Bey, bu meselenin ivedilikle halledilmesi gerekiyor. Zarfın içindeki evrak, satın alınması gereken arsa ve hanelerin tüm listesini barındırıyor. Yarın itibariyle çalışmalara başlayalım. Memnuniyetle. O zaman biz müsaadenizi istiyoruz. Müsaade sizin. Beyefendi hizmetlerinizi çok takdir ediyor. Beyefendiye hizmet etmek benim için büyük bir onur. Lütfen kendisine selamlarımı iletin. İleteceğim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun ben getireyim sizi. Buyurun. Hesap lütfen. Senin ne işin var burada? Ekrem Öztürk. Sana iki çift laf söyleyip gideceğim. Bir daha benim peşime adam takmayacaksınız. Sen de Çavuş da benden ve oğlumdan uzak duracaksınız. Kerim benim oğlum. Ekrem Öztürk, bana yeminimi bozdurma. Beni tehdit mi ediyorsun sen? Evet, seni tehdit ediyorum. Bak Ramazan, ben bu ülkenin en önemli siyasetçilerinden biriyim. Tek telefonumla seni yok ederim. Kiminle konuştuğumu zannediyorsun sen? Yaşarken öyle olabilir. Ama ölünce herkes eşittir. Ekrem Öztürk. Köpeklerin arabada kilitli. Bir bak istersen. Tatar Bey. Tatar Ramazan Bey. Nasılsınız? Ekrem Bey. Ekrem Bey, Ramazan'ı gördüm burada. Abi yeni konsomatist adayları geldi. Şu tipe bak. Lan senin oturduğun masa İstanbul'u terk eder be. Tövbe tövbe ya Rabbim. Ne çirkinler yaratıyorsun ya. Şuna bak. Sen de çok kısasın. Aşağıda havalar nasıl? Seni bizim Akseli'ye alayım mı? Kız, budur. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Kim buluyor bunları? Nereden buluyorlar? Bir anlasam. Hiçbiriniz benim fındık burunlumun tığını alamazsınız. Dağılın. Dağılın. Akseli. Sedat. Siz birbirinizi mi tırmanladınız yavrucuklarım? Yenge tırmaladı Çavuş. Ne diyorsun lan sen? O elmas burnumuzu kesti. Elimizden almaya kalktı yengeyi. Elmas mı? Silahlıydı şerefsiz. Ali'ni kaçırmak için pusu kurmuş. Tipin. Biz yengeyi koruyalım derken yenge bize saldırdı. Dokunmayın elmasa dedi. Kaza yapıyorduk Çavuş. Son anda kırdım direksiyonu. Sonra yenge arabadan indi. Böyle yıvışık yıvışık hareketlerle elmasa bir şey dedi. Dedim yenge ne yapıyorsun? Tam çektim vuracağım elması. Yenge yine engel oldu. Elimizi kolumuzu bağladı. Sonra arabada giderken salya sümük ağlamalar falan. İfrit etti bizi Çavuş. Dört tane at ağızlı bir kıza sahip çıkamadınız. Tüh sizin kalıbınıza be. Ali'nin nerede? Eve bıraktık Çavuş. Hamdi ile Rıza başında bekliyor. Biz de yarın bir iadeyi ziyarete gidelim Elmas kardeşe o zaman. Sevda. Ne yapıyorsun burada sen? İyi misin? Az. Aç kapıyı. Git buradan.
Kapıyı kırarım yoksa. Konuşacağız seninle. Konuşacak bir şey yok. Elmas. Hayat seni yerden yere vurabilir. Ayağa kalkıp kalkmamak senin kararın. Toparlan biraz. Bu lafların hepsi boşluğum o zaman. Lan kör kütük sarhoşsun sen be. Öyleyim. Ne olacak? Dövecek misin, vuracak mısın? Sana niye vurayım oğlum? Sen benim kardeşimsin. Kardeşin öyle mi? O zaman bu gece neredeydin? Madem kardeşinim, kaçma. Otur o masaya. Kaçma. Korkaklık yapma. Böyle köşe bucak sattığı köhne bir dükkanı demircilik mi yapacaksın? Oğlunu böyle mi büyüteceksin? Kerim senden kahraman diye bahsediyor. Benim babam Tatar Ramazan diyor. Sen ne yapacaksın kahraman demirci? Pencerelere demir mi takacaksın? Sesini yükseltme! Hani bu dünyanın hesabı ahirete kalmazdı? Hani sen bu oyunu bozardın? Oyunun kralı burada. İstanbul şerefsizlerle dolu. İstanbul haysiyetsizlerle dolu. İstanbul k***larla dolu. Sen ne yapacaksın? Korkup kaçacak mısın? Saklanacak mısın? Yeter! Sağlar. Ramazan ne oluyor? Yok bir şey. Yatın siz hadi, yatın. Baba kavga mı ettin sen? Sen düşünme bunları oğlum. Hani demiştin ya, biz küçük bir eve taşınacağız demiştin. Ebru ablamın üst katında bir ev varmış. Hem de içi bomboşmuş. Ebru ablam demişti. Oraya gidelim mi biz? Hem Ebru ablam her gece bana annemin masalını anlatır. Hadi sen yat bakayım. Paşam dur. Dur ben takayım dur. Ya sen takamazsın, babam taksın. Oğlum babanı uyandırma, yorgundur. Baba şunu taksana ya. Ne biçim işmiş bu? Yakışıklı oğlum benim. Kerim. Hadi aşağı inip kahvaltı yapalım. Kahvaltıya geç kalırsak okula da geç kalırız. Bugün Kerim'i okula ben bırakacağım. Neden? Bir şey mi oldu, ben bırakırdım. Bundan sonra Kerim'i okula ben bırakıp ben alacağım. Hadi. Sen bilirsin. Aa, hoş geldiniz Ömer Bey. Hoş bulduk. Sayın savcım. Sizi tekrar aramızda görmek ne büyük saadet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bütün adliye Ovacık cezaevinde yaptıklarınızdan bahsediyor. Mübalağa etmişler Sayın Başsavcım. Asıl çözülmesi gereken dosyalar maalesef ortada kaldı. Ne demek istiyorsunuz? İki kişi. İki kişinin dosyası. Asıl çözülmesi gereken onlardı. Ama maalesef adalete teslim edemedim. İki yıldır İstanbul'da yaşıyorsun. Hala giyinmeyi öğrenemedin çavuş. Şu haline bak. Keşke senin yerine Hamit Bey'i mi getirseydim? Beni o Domes Hamit'le karşılaştırıyorsun ya. Çok kırılıyorum ortağım. Ben bir servet ödedim bunlara. Hem ne var? İpek mendiliyle, kravatıyla çok hoş bir kostüm bence. Ayrıca ben ne giysem yakışır. Nesini beğenemedin? Çavuş, Elmas'ı ne yapacağız? Sus lan. Her şey sırasıyla. Onun da sırasını gelince konuşuruz. Ekrem Bey duyacak şimdi. Gir.
Sizin ne işiniz var burada? Akseli, yavrucuğum, git dışarıda bekle. Bak, her taraf mis gibi adalet kokuyor. Biraz içine çek. Ömer Bey, nasılsınız? İstanbul'a geldiğinizi duyunca çok sevindik. Tatlı yiyek, tatlı konuşak diye şoklat yaptırdıydım. Ne istiyorsunuz, öğrenebilir miyim? Öncelikle hem benim hem de Çavuş'un tahliyesi sırasında gösterdiğiniz özen için size teşekkür etmeyi ihmal etmiştik. O borcumuzu ödeyelim dedik. İşin başından aşkın Ekrem Bey. Lütfen sedede gelin. Ramazan Keskin İstanbul'a gelir gelmez beni tehdit etmeye kalkmıştı. Hem de ayan beyan öldürmekle. Şimdi gerekenin yapılmasını ivedilikle rica ediyorum sizden. O zaman bir dilek çevirin, şikayetçi olun. Beni de boşuna meşgul etmeyin. Savcı Bey, bulunduğunuz mevkiye gelene kadar ne kadar çabaladığınızı biliyoruz. Bunun için yıllarca uğraştınız. Siz ne demek istiyorsunuz? Mühim kişileri, tanıdıklarımı aramadan önce size açık açık söyleyeyim. Gözünüzü Ramazan Keskin'in üstünden ayırmayacaksınız. Eğer Ramazan Keskin bir daha beni tehdit etmeye kalkışırsa, kendinizi Karaköy'de ucuz bir ofiste avukatlık yaparken bulursunuz. Bir daha sakın, sakın beni tehdit etmeye kalkışmayın. Tatlı yiyek, tatlı konuşak dedik. Savcı Bey, ne celalleniyorsun? Çıkın adamdan! Kendinize gelin. Elinden geleni ardına koyma Ekrem Öztürk. Benim görevim suçlularla mücadele etmek. Bir suç işlenirse bunu işleyen kim olursa olsun ben zaten peşine düşerim. Memleketin önemli yerlerinde olsalar bile, çok para kazansalar bile ben suçlunun kim olduğunu bilirim. Şimdi çıkın odamdan. Savcı Bey, bu yaptıklarını çok ağır ödeyeceksin. Yoksana şoklat moklat. Bundan sonra acı acı konuşacağız. Ramazan'ı öldürme diyorum. Elini pisletme diyorum. Bu işler öyle milletvekiliyle, savcıyla, partiyle, beyefendiyle falanla filanla olmaz. Bu işler kanla, kurşunla, bıçakla olur. Sen de bir benim lafımı dinle lan. Öldürek Ramazan'ı bitsin gitsin. Bakın, artık herkesin gözü bizim üstümüzde. Ege'nin küçük bir kasabasında değiliz. Bu işi başka yollarla çözeceğiz. Ramazan'la bir tek Savcı Ömer başa çıkabilmişti değil mi bugüne kadar? Ramazan'ın peşine Savcı Ömer'i takacağız. İlk hatasında içeri tıkacak. Sen niye böyle antin guntin yollarla işi çözmeye çalışıyorsun Ekrem Bey? Siyasetin nasıl bir şey olduğunu zannediyorsun sen? Hadi yürü. Bunlar adliye koridorlarında konuşulacak meseleler değil. Yürü diyorum sana. Hadi. Sakın söylediklerimden başka bir şey yapmayacaksın. Sakın. Her şeyini bana borçlusun. Her şeyini alırım elinden. Dımdızlak kalırsın ortada. Yok, ben uyuyakalmışım da. Bir şey mi oldu? Geçsin mi? Yok yok. Bu Ekrem Öztürk'le ilgili konuşacaktım da. İstersen hazırlan, dışarıda konuşalım. Tamam. 5 dakikaya hazırlanırım. Ebru. Ya bu senin üst kat boşmuş, Kerim öyle dedi. Kiralık mıdır, sahibini tanır mısın? Bilmiyorum ki. Ama orası da benim ev sahibimin. Konuşabilirsin. Nerede kendisi? Yan sokakta dükkanı var. Tuhafiyeci. Tamam, sen hazırlanırken ben bir bakayım. Tamam. Ya evi tutarsa? Ayşe beni öldürür. Keşke tutsa. Ne diyorum ben? Ne giyeceğim şimdi?
Ramazan Bey'i bir tuttu. Tuttu mu? Kontrat falan hiç mühim değil. Arada siz varsınız nasıl olsa. Şimdiden hayırlı olsun. Sağ ol. Tutmuşsun evet. Hayırlı olsun. Ne çabuk. Evet, sağ ol. Kerim çok istedi bu evi tutmanı. Sen ona annesinin hikayesini anlatacak mısın her gece? Anlatırım tabii. Ya Sabiha ablayı da buraya almamız lazım. Kerim onsuz yapamaz. Ebru, bu Kerim'in velayet meselesini halletmemiz lazım. Hallederiz tabii. Ama bir sorun mu var sen sabah? Ekrem Öztürk'le ilgili konuşmamız gerekiyor dedin. Peşime adam takmış. Dün gece kendisiyle ufak bir görüşme yaptık. Adam hala Kerim benim oğlum diyor. Tek celsede alırız Kerim'in velayetini, merak etme. Benim zaten hep aklımdaydı da. Senin çıkmanı bekliyordum. Sağ ol. Benim şirkete gitmem lazım. Ben de yiyecektim. Elmas'la bir görüşmem lazım. Tamam. Başsavcım. Elinizdeki bütün işleri bir kenara bırakın. Size başka bir görev veriyorum. Yakından tanıdığınız eski bir mahkum. Ramazan Keskin. Bu adam mutlaka suç işleyecek. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Hiç rahat duracak birine benzemiyor çünkü. Sabahtan beri telefonum durmuyor. Bu kişinin takip alınması için çok mühim şahıslar var. Yine o mühim şahıslar. Ömer Bey, bakın. Konuştuklarım devletin üst kademelerinden insanlar. Ayrıca Ekrem Öztürk'e son derece saygısızca bir tavır takılmışsınız. Size Ramazan Keskin'le ilgili bir şikayette bulunmuş, ciddiye bile almamışsınız. Bu iş öyle yerlere gider ki mesleğinizden men edilirsiniz. Siz de beni tehdit ediyorsunuz yani. Bu adamın her adımını izleyeceksiniz sayın savcı. Meşhur Çelebi Han burası. Günaydın. Hoş geldiniz Ebru Hanım. Günaydın. Aa. Ramazan. Ebru. Siz beraber mi geldiniz? Ramazan, Kerim'in velayetini konuşmak için sabah bana uğradı da. Sana uğradı. Anladım. Ramazan, benimle şirketi gezmek ister misin? Ben aslında bir elmasa uğrayıp gidecektim. Hadi ama. Buraya kadar gelmişken kırma beni. İyi. Bu tarafta. Saklı köyler ve diğer köylerden gelen mahsulleri burada pazarlıyoruz. Aslında sana en çok bu odayı göstermek istiyordum. Burası babamın odası. Biliyorum. İstemiyorsun ama. Bu masa senin. Bu oda da senin. Sen kabul edene kadar da burası boş kalacak. Ayşe, bu mevzuları tekrar konuşmanın lüzumu yok. Ben bir karar verdim, bunu da sana söyledim. Biz Kerim'le yeni bir hayata başlayacağız. Bir ev tuttum bile.
Ev mi tuttun? Ne zaman? Bu sabah. Ebru'nun üst katı boşmuş. Kerim de çok istedi. Bana da sürpriz oldu. Müsaade ederseniz bir Elmas'la görüşmek istiyorum. Ha, odası şurada. Ben göstereyim. Kardeşimsin. Biz seninle kavga da etsek, ayrı da düşsek, ben o masanın başına geçmesem de sen benim kardeşimsin. Bunu hiçbir zaman unutma. İnanabilsem geçmişimden korkmayacağını. Hep yanımda olacağını. Yeter ki kaçıp gitme Halin. Ben geçmişinle de savaşırım. Seninle bir gelecek için de. Yılmaz. Yılmaz kaldı. Zülk kahretsin. Allah'ım zülk kahretsin. Kaç. Çık dışarı. Kimse de gelmesin. Kim üzdü seni böyle? Niye ağlıyorsun? Sıfatına kurban oldu. Yok bir şey Çavuş. Dün akşam Elmas yolunuzu kesmiş. Seni de alıp götürecekmiş. Ama olmamış. Buna mı içer dedim? Ben sana yetmiyorum değil mi Halin? Benim verdiğim hiçbir şey yetmiyor sana değil mi Halin? Elması çok seviyorum değil mi? Allah herkese böyle bir aşk nasip etsin. Şimdi ben seni bıraksam, hadi Elmas'a git desem, söz ikinize de dokunmayacağım desem, koştur koştur ona gidersin değil mi? Hep Elmas'ı seveceksin değil mi? Fındık burnunu. Sevdiğine kavuşmak, kim sevdiğiyle kavuşmuş da sen kavuşacaksın? Hı? Kim aşkıyla mutlu olmuş da sen olacaksın?
Dünyanın kanununu mu değiştireceksin? Hı? Sevenler kavuşamaz. Morarırsa pudrayla kapatırsın. Artık daha içli söylersin aşk şarkılarını. Oluyorsunuz öyle mi? İstersen hemen konuşayım Ayşe. Tutmasın o evi. Ne fark eder ki? Zaten kararını vermiş. Hem sen de ona yakın olmak istiyorsun, farkındayım. Ayşe, düşündüğün gibi değil. En çok neye üzülüyorum biliyor musun? O özgür olsun diye elimden gelen her şeyi yaptım. Seni o acıya ben getirdim. O davayı al diye sana yalvardım. O parmaklıkların arkasından çıksın, benim yanımda olsun diye. Şimdi özgür. Ama bana daha uzak. Her geçen gün sana biraz daha yaklaşıyor. Ama ben sabretmeyi öğrendim. Savaşmayı da öğrenirim. Ayşe, ne savaşması? Ne olur sakin ol. Ben Ramazan'dan asla vazgeçmeyeceğim. Hep. Hiçbir zaman. Gir. Savcı Ömer Bey sizinle görüşmek istiyor İbrahim. Yanlış bir zamanda mı geldin? Yok. Yok, buyurun oturun. Ebru Hanım, biliyorum rahatsız ediyorum ama Ramazan'la ilgili konuşmamız gereken çok önemli bir konu var. Buyurun, sizi dinliyorum. Evet. Ay Allah'ım, nerede bu cüzdan ya? Ya para mühim değil teyzeciğim ya. Mühim olan sağlığın, sıhhatin. Boş ver, sonra Allah ver. Razı olsun ya. Sağ ol yavrum. Sen de sağ ol teyzeciğim. Hadi selametle. Sağ ol çocuğum. Haydi. Devam et. Sıra bende değil kardeşim. Sıra sende mi diye sormadım. Devam et. Bela mısın ulan sen? Belayım lan. Vay Ramazan abi. Ne oldu abi? Ramazan abi, ne zaman geldin? Dün geldim. Hoş geldin abi. Öyle mi oturacağız oğlum? Çay ısmarlamayacak mısın? Büyük abi gel. Bizim kahve var burada. Evet, Ramazan abime bak be. Vay be. Gel abi, kahve burası. Beni zorla Ramazan'ın peşine takmış durumdalar. Onun bir açığını yakalayıp tekrar içeri atmam için devletin üst kademelerinden baskı yapıyorlar. Kim baskı yapıyor? Aslında her şeyin arkasında Ekrem Öztürk var. Siyasi çevresini kullanıyor. Başsavcısından tutun da Ankara'ya kadar uzanıyor bu iş. Bakın, bu adamlar Ramazan'ın peşini bırakmayacaklar. Onu tekrar hapse atana kadar ellerinden ne geliyorsa yapacaklar. Ramazan'ın aklı fikri oğlunda. Ramazan oğlundan başka hiçbir şey düşünmüyor. Ekrem Öztürk öyle söylemiyor ama. Ramazan dün gece onu öldürmekle tehdit etmiş. Bu konuda lütfen Ramazan'ı uyarın. Bu adamların peşini bıraksın, yoksa bu işin sonu kötü. Asıl onlar Ramazan'ın peşini bıraksın. Ebru Hanım, ben bundan sonra Ramazan'ın attığı her adımı takip etmek zorundayım. Başka çarem yok. Ve en son isteyeceğim şey Ramazan'ı oğlundan tekrar ayırmak. Ama ikimiz de Ramazan'ı tanıyoruz. Bir daha Ekrem Öztürk ya da Abdurrahman Cebeci'ye bulaşacak olursa üzerimdeki baskıyı daha da arttıracaklar. Ve ben de gereğini yapmak zorunda kalacağım. Bu konuda sizi uyarmak isterim.
Ramazan artık normal bir hayat sürecek. Sizin de hiçbir şey yapmanıza gerek kalmayacak. Umarım siz haklı çıkarsınız. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kerim nasıl abi? Kavuştunuz çok şükür. Çok şükür kavuştuk. Ellerinden öper. Sen nasıl? İyiyim abi ben de nasıl olsun işte. Abim askere gitti. Ben de onun arabayla çalışıyorum işte. Ya bu bizim Recep, Hamu, Arif ne yaptı çocuklar? Biz beraberiz abi. Hamu'yu bizden erken saldılar ya. Hamu talih olunca memlekete gitmiş. Memlekette de iş güç hak getire. Orada da bir tane nenesi var bunun. Almış nenesini İstanbul'a gelmiş abi. Bir tane gecekondu mahallesinde yaşıyorlar. Bizim çocuklar da talih olduktan sonra İstanbul'da onu bulmuşlar Hamu'yu. Hamu da Allah razı olsun sırt çevirmemiş onlara. Aynı mahallede bir tek dizi daha ayarlamış onlara. Benim abi askere gidince ben de bizim çocukların yanına gittim abi. Böyle geçinip gidiyorsun. Ulan şunun şurasında kaç gün oldu? Hepsi gözümde tutuyor vallahi. Abi yemin ediyorum onlar da seni sorup duruyorlar ya. Nerede oğlum çocuklar? Bir götür beni onların yanına. Emrin olur abi hemen. Hadi. Şükrü abi. Çaylar senden. Gel abi. Ali. Hiç yüzümüze bakmıyorsun. Kerem şimdi misafirim var sonra konuşuruz. Senin arabanın senedi geldi geçti. Sende ses yok. Ne yapacağız? Ne zaman ödenecek bu borç? Abin de askere gitmeden önce sürekli sallayıp duruyordu. Elin saf bre. Daha iki gün oldu ben arabaya çıkalı. Az bekle. Bak bu işin sonu kötü olacak. Sonra demedi deme. Neyin sonu kötü lan? Neyin sonu kötü? Ödeyeceğiz diyor çocuk. Sen kimsin lan? Kimsem kimim lan? O çocuğa dokunmayacaksınız. Abi sakin ol. Kerem mi? Bak yerimiz yurdumuz belli. Bir yere gitmiyoruz. Ödeyeceğiz dediysek ödeyeceğiz. Tamam? İyi bakalım. Şimdilik böyle olsun. Hadi Ramazan abi. Olmuyor sen bunları. Balday! Gel hele Hamo gel. Çocukları çağır da iki lokma bir şey yiyin. Bak tarhana çorbası yapmışım. Tamam dedik. De hadi. Ali, Arifler Recep de çağır oğlum. Tarhana varmış gibi nerem çağırayım. O kim lan? Ramazan abi. Ramazan abi! Abi. Canım abi. Kardeşim. Canım abi. Hoş gelmiş sana. Nasılsın? İyiyim abi. Sen nasılsın? Sağ ol. Orada öyle ne duruyorsun lan? Git Arifler Recep'i çağırsana. Bize gidelim Ramazan abi. Nenem bir tarhana çorbası yapmış mis gibi parmakları yer. Hoş gelmiş sana abi. Hoş bulduk. İyi misin? İyiyim abi. Sen nasılsın? İşte o sana hep anlattığım adam Birik. Tatar Ramazan. Hoş gelmişsin. Nasılsın ana, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Ramazan abi. Arif. Abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Recep ne haber lan? Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ulan çok özlemişim sizi be. Biz de abi, biz de. Ben de sana uğrayacaktım. Akşam eve gelmeyeceğim, Sevda'ya söylersin. Ramazan abiyle tekrar karşılaşmak istemiyorum. Bir tatsızlık çıkmasın yine. Ramazan gelmeyecek Elmas. Ebru'nun evinin üst katını tutmuş. Artık orada yaşayacaklar. Gitti öyle mi? Tabii. Koskoca Tatar Ramazan bizim lafımızı dinler mi? Abi Elmas'ı niye getirmedin? Onun biraz işleri vardı. Sonra uğrarım dedi. Hayırsız herif ya. Geçen ay mı ne bir uğradıydı. Sağ olsun soba getirmiş, erzak getirmiş. Sonra ses seda kesildi. Yeni kimlik de almış öyle dediydi. Adı neydi, Yılmaz mıydı? Ha. Erol muydu, Yılmaz? Yılmaz değil mi? Artık saklamadan yaşaymış. Çok sevindik yani. Yalnız son gördüğümde halini vermedim Ramazan abi. Çok daldım diye. Aklı başka bir yerdeydi sanki. Thank you.
Elmas yine buralarda geziyor. Gece kuytuda sıkıştırın. Sonra biliyorsunuz ne yapacağınızı. Vay be Arif. Hadi görüşürüz. Görüşürüz abi. Abi bak, şuradaki de bizim ev. Eyvallah. Bize de geleceksin değil mi abi? Geleceğim oğlum, gelmez miyim? Hadi kardeşim. Amu. Abi biraz daha oturaydın, doyamadık vallahi. Ya Kerim'i okuldan alacağım, başka zaman inşallah. İyi, ben seni bırakırım abi. Yok oğlum, ben giderim, sen işine gücüne bak. Ya yok abi, bırakırım ya. İyi hadi, bir durağa bırak, ben oradan giderim. Hadi görüşürüz. Güle güle abi. Sabiha abla. Ne yapıyorsun sen? Evladım, Ramazan taşınıyor ya, Kerim'in eşyalarını topluyorum. Sen de mi gidiyorsun? Kızım Kerim nerede, ben orada. Paşamı yalnız bırakamam. Yapma ama böyle. Heder etme kendini. Ramazan gitti. Kerim gitti, sen de gidiyorsun. Ne yapacağım ben tek başıma burada? Kızım uzağa gitmiyoruz ki. Sen de gelirsin bize, biz de geliriz. Kerim. İşte babam, babam varmış. Oğlum. Ay oğlum. Dün diyordunuz ya baban nerede diye. İşte benim yakışıklı babam. Biz şimdi nereye gidiyoruz biliyor musun? Nereye? Yeni evimize. Ebru ablam benim oraya mı? Evet. Peki Sabiha teyzem, onlar burada mı kalacak? Olur mu? O da bizimle gelecek. Hep beraber yeni eve taşınacağız. Hadi gel. Sen kimsin de yengeyi elimizden kurtarmaya çalışıyorsun? Ne? Tipini... Vurun lan! Yürü! Ayşe nasıl ağladı ben evden ayrılırken, bir görsen. Çok üzüldü olanları biliyorum. Bu kız Ramazan'a yanık. Ben sana söyleyeyim. Hadi bakalım hemen banyoya. Ya ama ben banyo yapmayacağım. Öyle terli terli mi duracaksın oğlum, hadi. Abla hoş geldin. Sen de hoş geldin Ramazan. Abla şunu bir yıkar mısın, sana zahmet. Çok terlemiş. Gel. Leme gel. Ramazan, sana bir şey soracağım. Sen dün gece Ekrem Öztürk'ü öldürmekle mi tehdit ettin? Doğrudur. Bugün Savcı Ömer Bey geldi. Bazı şeyler öğrenmiş. O adamlar seni tahrik edip suça teşvik etmek için ellerinden geleni yapacaklar. Çünkü seni yeniden hapse girmeni istiyorlar. Ne olur bu oyuna gelme, olur mu? Tamam, merak etme sen. Öncelikli olarak satın alınmasını düşündüğümüz arsalardan biri burası. Yarından itibaren
Evleri satın almaya başlayın Ekrem Bey. Memnuniyetle, tabii. Siz hiç merak buyurmayınız efendim. Biz buraları yok pahasına satın alırız. Zaten bunlara 3 kuruş para versen... salyaları bankrotların üstüne akar. Burasıyla birlikte 7 mahalle daha var. Size onları da gösterelim. Hay hay. Ahmet Bey. Efendim. Gidelim. Tabii. Geldi ya, tamamdır. Bundan sonra el ele kol kola verir çalışırız. Ya Ramazan abi oğluna giderken görecekti. Ya yemin ediyorum yüzünden gülümseme eksik olmadı yemin ederim. Ya insan çocuğuz neticede. Allah çocukları babalarından ayırmasın. Amin amin. Elmas. 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 Nasıl oldu oğlum? Sen benim abimsin. Senden başka kimsem yok. Elmas bırakma beni. Elmas kim yaptı bunu sana? Elmas kim yaptı bunu sana? Halin ellerinde. Kurtaramadım. Kim yaptı diyorum lan? Kim yaptı bunu sana? Söyle. Çavuş. Gitmeyeceksin değil mi? Abi gitme. Artık Çavuş bildiğin gibi değil. Etrafında bir sürü adam var. Kerim Yılmaz sana emanet. Ramazan! Ramazan! Gitme! Ramazan! Söylüyorum. Bana yeminimi bozdurmayın.